yaşanması isteyiyorlar. Ama bizler bir de beraber olarak, dindik gününe, dayanışarak, direnerek ona bir kez daha hayır dedik, hayır diyeceğiz ve asla ve asla bu yasayı kudamalarına izin vermeyeceğiz sevgili biz kardeşlerim. Kadınların istiklalinin dışına itilmeni istediği, eşit işte eşit ücret almadığı, her iki kadından birinin kayıt dışı çalıştırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Gençlerin saatlerce iş çocuklarında beklediği ve akşam da yine iş bulamadım diyerek döndüğü ve geleceksizlik kaygısı yaşadığı için başka ülkelerde çare aramaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Kadınların, çocukların, yaşlıların birçok bireyin yoksullukla, açlıkla sınandığı ve yoksulluğu yok etmek yerine yönetme niyetinde olan bir iktidar tarafından yönetildiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Kadınların kazanmalarını vermek yerine gasp etmeyi devam ediyor. Örneğin anayasa mahkumatının evlenen kadınların kendi soyadını kullanabilme hakkını tanıyan kararına rağmen bu perşembe günü 9. yargı paketinde görüşüleceğini öngördüğümüz kadının soyadı hakkının gasp edilmesi tehditiyle karşı karşıyayız. Neymiş efendim? Kadının kendi soyadını taşıması aile bütünlüğünü bozarmış. Değerli arkadaşlar, aile bütünlüğünü asıl bozan şey şiddettir. Aile bütünlüğünü asıl bozan şey yoksulluktur. Aile bütünlüğünü asıl bozan şey toplumsal barışın yeniden kalkması, ayrımcılığın artması ve herkesin yaşam hakkına saygı duymayan bir anlayış tarafından bu ülkede politikaların üretilmesidir. Kadınlarımızın hakkını savunmak, onları her türlü şiddete karşı korumak için bir araya geldik. Hep birlikte en adil, en eşit, huzurlu bir şekilde ortam yaratmaya çalışacağız. Bir arkadaşlar yapmış işte böyle birlikte otobüsteyiz, el sallıyoruz, sonra böyle onu hatırlamaz mı?